Evet efendim, Matrix Resurrections, yani Resurrection, diriliş, dirilmek. Sonraki S de çoğul, dirilişler. Türkçesi herhalde böyle oluyor. Matrix Dirilişler filminin, ben yeni izledim. Buna yönelik biraz yorum yapacağım. Herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Filmle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece beğendim mi, beğenmedim mi, gitmeli misiniz, gitmemeli misiniz ve beğenmeyenler niye beğenmedi? Buna yönelik bir kısaca yorum yapacağım arkadaşlar. Şimdi filmi izledim ve şunu söylemek istiyorum. Ben bayıldım. Ben bayıldım. Matrix 1'i izlediğim döneme götürdü resmen beni. İkinci bir Matrix 1, duygusal yönden ikinci bir Matrix 1 izlemişim gibi hissettirdi. Çünkü biz zamanında, hem de bu internet çağında bunu yaşatması çok enteresan bir şey. Bir zamanında bu Matrix 1 filmini gittik izledik kardeşim, tamam mı? Bir şey anlamadık. Açık söylüyorum. Kimimiz birbirimize dedi ki ya telefonlaşıyorlar, birbirlerini şimdiyorlar. Çok fantastik bir bilim kurgu. Çok enteresan bir şey. Bazımız dedi ki ya dövüşlü film ama. Kung fu filan, karateli film ama. Amerikan sokaklarında geçiyor. Öyle enteresan bir macera filmi filan. Die Hard, Zor Ölüm'ün hafif bilim kurguya bulaşmış. Telefonla birbirlerini ışınladıkları bir dönem. Ve internet diye bir şey pek yok. Arkadaş ortamında şey geçiyor işte, şöyle bir tuşlu telefonlarımız filan var o zamanlar. Bazılarımızın elinde böyle tuğla gibi Ericsson 388 falan var. Nokia 5110 falan var. 5110'du galiba o ince uzun olan telefonu. Hani şöyle geyik muhabbetleri oluyordu. Tek tük bazılarımız bilgisayar alabiliyordu. Bizim elektronikle, teknolojiyle alakamız internet kafet yok o zamanlar. İnternet yok pek. Varsa bile bazı büyük şehirlerde, bazı insanlarda, tek tük insanlarda var. Ama varlığını biliyoruz. İnternet diye bir şeyin varlığını biliyoruz ama bizde yok. Herkesin evinde yok henüz ve yaygın değil. Hani diyorduk ki elimizdeki o tuşlu telefonlara bakıp ya bu böyle bir şey mümkün mü acaba falan diyorduk. Birbirimiz arasında böyle geyik muhabbeti yapıyorduk. Bazen diyorduk ki işte ya bunu bir yerlerde işte o telefon hattı üzerinden bir kablo falan takıp bilgisayarı internete girenler varmış galiba, böyle bir şey duyduk falan diyorlardı. Şimdi o gerçek oldu. Gerçi telefonun modem olarak kullanıyorsun. Telefon interneti varsa, telefon hattınızda internet varsa onun modem olarak kullanıyorsun. İnterneti paylaşıyorsun bilgisayarın şeyiyle, alıcısıyla. Mesela laptopunun internet alıcısıyla, wifi'siyle. Telefon vasıtasıyla internete herhangi bir yerde zart diye girebiliyorsun. Bu gerçek oldu şu an. Biz onu o zamanlar elimizde tuşlu telefon varken onun gırgırını yapıyorduk. Böyle bir şey varmış lan, duyduk falan. Tabii, filmde de zaten adam alo ben geldim diyor, zırt diye onu orada çekiyorlar filan, ışınlıyorlar. Demek ki adamlar böyle teknolojiye ulaşacaklar, böyle bir şey düşünüyorlar filan diyorduk. Zamanında bu filmin ne olduğunu bile bilmeden izledik. İnternet bile yoktu, yorum da yapamadık ve çoğumuz zaten konusunu doğru düzgün anlayamadık. Ama beğendik. Çünkü enteresan bir havası vardı. Dalga geçen de çok olmuştu. Beğenmeyen dalga geçen de çok olmuştu. İşte yani mesela bir palto giyiyorsun, siyah bir palto, bir de güneş gözlüğü takarsan, etrafta geziyorsun, bir de sinek kaydı tıraşıysan, şey diyorlardı, yaşta 19 filan, aha Matrix adam geldi filan diyorlardı senden, seni gösterip de arkadaş ortamında. İşte Nokia'nın bir modeli vardı, o 5110 dediğimin benzeri ama biraz daha yuvarlak, tam böyle yüze oturan, hele sürgülü bir kapağı vardı o Nokia'nın, meşhur, o Matrix 1 filminde meşhur. Ona böyle yanına basıyorsun. Kapağı da açılıyor. Şu uzunluğa geliyor telefon. Tam yüzüne oturuyor. Güzel, çok çok güzel tasarımlı bir telefon. Onu kullananlara bir arama geldiğinde açıyordu. Çıt, düğmesine basıp da kapağını kaydırıp da alo diyordu. Hani orada diyordu. Ah, ajan simide telefon geldi falan diyordu. Ajana telefon geldi falan diyordu. Böyle geyik muhabbetleri çeviriyorduk vaktiyle. Çoğumuz anlamamıştık velhasıl kelam. İlk filmden bahsediyorum şu an arkadaşlar. Çoğumuz zaten ilk filmi anlamamıştık. Bir kısmımız beğenmemiştik. Şu anki gibi böyle öve öve göklere çıkaranlar yoktu ilk filmi. Bu böyle sanat eserlerinin galiba 15-20 sene sonra değeri anlaşılıyor. İşte ajanların ciddiyetiyle dala geçerdik hafiften filan. Yani hafif bilim kurguya kayışı filmin
alay konusuydu çoğumuz arasında. Şimdi öve ve göklere çıkarıyorlar Matrix ilk filmini. Halbuki bu film hani böyle bir film serisine devam filmi çekilse herhalde böyle çekilirdi. Bundan hiç çekilmez. Film çok güzel olmuş. Film çok güzel olmuş. Bu Matrix Resurrections, dirilişler yani Matrix dizi dirilişler bence çok güzel olmuş. Ben bayıldım. Hepinize de gidip izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama kafanızı boşaltın arkadaşlar. Kafanızın içinde bu filmle ilgili sadece şu olsun. İzlemediyseniz ya da çok 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 milattan önce bilmem ne 50 sene önce falan kaç sene önce çıktı. Şimdi 2022'ye girdik. Neredeyse 5 gün kaldı. Bunlar 90'ların sonlarında 98'de falan mı 97'de mi ne çıkmıştı galiba o filmler. 2000'de çıktığını farz edelim. İşte 22 sene önce bakmışız. Hani isterseniz baştan bir ilk üçlemeye bir bakın. Öyle bu filmi izleyin. Ama geri kalan eleştiriler falan filan olmasın kafanızda. Kimsenin dediğine bakmayın. Temiz bir kafayla izleyin. Hiç izlemeyen bir genç kardeşimizseniz, çünkü 20 sene önce izledim ben filmi diyorum. Şu an 20 yaşında olan insanlar var bu filme gidip izleyecek olanlar. Onlar da ilk üçlemeyi izlesinler, sonra bu filme gidip izlesinler. Ve kimsenin eleştirilerini, tamam spoiler yemeyin ama eleştirileri de önemsemeyin. Temiz bir kafayla filmi izleyin ve bir de filmin senaristi, yönetmeni misiniz de bir Matrix'e bir devam filmi çekin diye size sanki bir teklif gelmiş gibi düşünmeyin kardeşim. Bu filmi beğenmeyenlerin beğenmeme sebebi filmi aşırı sevmeleri. Matrix evrenini aşırı seviyorlar ve abi ben olsaydım böyle çekerdim. Çıkıyor ağız olan konuşuyor baba. Çıkıyor ya bir sürü bunun kitlesi var. Sadece bizim burada değil. Hani Almanya'da da var, Fransa'da da var, bilmem Japonya'da, Kore'de falan da var. Her yerde bunun kitlesi var. Matrix evreninin hem film hem oyun dünyası olabilir. Oyun olarak gerçi pek bir kitlesi yok. Oyun olarak çok bir söz konusu bir şey yeri yok ama film serisinin, bu Matrix kurgusunun, hatta bunun animasyonu falan da var. Onların bayağı bir kitlesi var ve o kitle konuşuyor kardeşim. Kendilerini yönetmenin, senaristin falan filan yerine koyup da konuşuyorlar. O iş orada çıkıyor yani. Şey gibi bir şey bu. Birine bir altın bir şey hediye edersin. Bir bilezik bir hanıma filan. Tamam mı? Aa çok güzelmiş de beğendim der. Ama altın işleme ustası, sanatçısı bir insana o altın bileziği verdiği takdirde ulan bunu düzgün işleyememişler. Şurayı iyi kıvıramamışlar. Bunu iyi yapamamışlar. Burası bilmem ne olmuş. Burayı bilmem ne edememiş. O adam bir tane şey eleştirir. Ustasına gösterdiği takdirde bu iyi olmamış. Ya ille de onda bir kusur bulur. Çünkü o kendine göre dünyanın en iyi ustası, altın işleme ustası kendisi de çünkü. Kendisi üstadların da üstadlarıdır. En önde gidenidir o mesleğin. Herkes kişisi kendinin kafası gibi görür. Kendini tek usta gibi görür. O yüzden kimin işlediği altını getirirsen getir. Beğenmez. Bu olmamış ya. Bu karanlıkta altını daha iyi işlenebilirdi. Buna daha güzel şekiller de verilebilirdi falan. Haklı da haksızdır o ayrı ama adamın kafası usta gözüyle bakıyor. Şimdi bu filmi izleyenlerin de hepsi, bütün kitlesi kardeşim. Film yönetmeni, film senaristi, film bilmem nesi veya işte şu ajanları falan oynayan tiplerin yerine kendilerini koyuyorlar. Ben oynasam daha iyi oynardım falan. Bu şekilde düşünmeden izlerseniz filmden gerçekten zevk alırsınız. Gerçekten izlemeye değer bir film bence. Ve ilk üçlemeyin güzel bir devamı olmuş. Bir devam filmi bence de böyle çekilmeli. Hani spoiler vermeyeceğim ama bayıldığım pek çok sahnesi oldu ve filmi o 90'larda Matrix 1'i izlediğim ruh haliyle izledim. Kafamı tamamen boşalttım kardeşim. O beğenmemiş, bu beğenmemiş, bilmem ne. Boş ver abi, ben kendimim lan, ben kendimim oğlum. Ben kendimim, böyle bir kişiyim. Ben beğenecek miyim? Bir izleyeyim bakayım dedim. Bu bir. İki, niye ben olsam böyle çekerdim? Ya kardeşim bir sanat eseri var ortada. İzlersin, beğendin ya da beğenmedin. Bir ya da sıfır. Artı ya da eksi. Bu kadar. Bunun ortasını bulup da ben çekseydim şöyle yapardım, böyle yapardım deyip durmanın hiçbir faydası yok. Çünkü sen de filmi çekim hakkı sende değil. O sanatçıları sen bulup çekemezsin. O filmi çekecek paran da yok. Çekim hakkı da sende değil. O sanat eserini yaratanların
elinde ve devamını istedikleri gibi getirirler. O yüzden ben izlediğimde kafam bomboştu ve Matrix'in devamını izliyorum. Bu kadar. Bu kadar. Ben olsam böyle yapardım. Ben olsam şu sahneyi şöyle yapardım falan demedim. Diyecek olsaydım bir kenara bir kaynak ayırır. Adını Matrix değil kafama göre başka bir şey uydurur. Kendim o zaman bir film çeker onu insanlara gösteririm o zaman. Filmi izledim kafam boş şekilde ve hani dünyadan kendimi ayrıştırdım dedim kardeşim. Yorum duymadım ben bir şey duymadım. Ve eleştirmeye de çalışmayacağım. Öyle olurdu böyle olurdu. Ben olsaydım şöyle çekerdim böyle çekerdim demeyeceğim. Bir filmi izleyeyim kardeşim. Farz et ki işte o 90'ların sonlarında çıkan ilk Matrix filmi sonra ikinci ve üçüncü filmi çıktı. Bu da hemen arkasında geldi farz et. Öyle düşündüm ben. Bu eski bir filmdi. Eskiden bir o zaman da izledik farz et ki. Dedim hani bu şekilde izledim ve ben çok zevk aldım filmden. Film ha Matrix evreniyle ilgilenmeyen film o bir sinema filmi çıkmış gidip izleyeyim diyen bu mesela Blade Runner filmi de öyledir. Blade Runner filmi en son şey olduğunda biz hem eski Blade Runner'ı izleyenler çok beğendi hem de normal izleyenler de beğendi. Ya bir de öyle bir kitle vardır. Hani dedim ya genç bir kardeşimiz daha yeni 18-19'una gelmiş. Ne bilmiyor. Matrix ne kardeşim bilmiyor adam. Ya da kadın pardon. Yani adam olması şart değil. Kadın da olması şart değil. Gerçi insan diyelim. Ha, pardon çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir kişi bir birey. Ha. Bir kişi bir birey ilk defa sinemaya gidiyor. Matrix diye bir film çıkmış. Çok konuşuyor. Bir izleyeyim diyor. İzliyor. Kesinlikle beğenecektir bence. Yani beğenmeyenler zaten dedim ya ilk üçlemeyi izlemiş onu kişiselleştirmiş. Matrix benim. Matrix evreni bana ait. Ben çok en çok seven benim çünkü. Ben çevirseydim bu filmi daha iyi yapardım filan mantığıyla beğenmiyorlar. Onlar da bir kafalarını boşaltsalar böyle bir sanat eseri çıkmış ortaya. İzleyeyim deseler. Hani ha şöyle bir şey olacak. Ben 90'larda çıkan ilk Matrix filmiyle ilgili ne konuşuyorsam şu an 2022'ye girdik neredeyse bir 5 gün kaldı. 2000 bir 20 yıl daha koyalım üstüne 2022. 2042'de bu filmi de öve öve göklere çıkaracaklar. Bu şu an beğenilmeyen bu filmi. Matrix Resurrections, Matrix dirilişleri feci şekilde beğenen insanlar çıkacak. Çünkü insanlar değişiyor. Böyle takım elbiseler giyen belki bulamayacağız. Belki bu SWAT aynasızlar peşine düşüyor bilmem ne ve bunu göremeyecekler 2040'larda. 2040'larda bu film çok fantastik gelecek. Belki o akıllı smart telefon, akıllı telefon olayından vazgeçeceğiz. Bir insana arınma yaşayacaklar 2040'larda. Diyecekler ki ben yapıyorum mesela. Ben cep telefonumu çağrı cihazı gibi kullanıyorum. Duruyor şurada. Şurada duruyor cep telefonu. Tek farkı bu sabit bir telefondan tek farkı bir yere gezmeye falan fistan bir yere gittiğim takdirde onu yanıma alıp götürebiliyorum. Sonsuz gezdirilebilir bir telsiz özelliği var telefonun öyle düşüneyim. Sabit bir faturası gelmiyor, kontrollü bir şey var. Sadece telsiz kullanım bilmem ne vergisine param gidiyor. Kimseyi aramıyorum. Bana ulaşmak isteyenler beni çaldırıyor. İnternet üzerinden görüşüyorum filan. Akşamları bakıyorum. Genelde dışı evde cep telefonumu evde bırakıyorum ve gidiyorum keyfime bakıyorum. Ben geliyorum bakıyorum. Şu kahveyi aldığımda yudumlarken sakin sakin bakıyorum telefona. Ha, bugün bana biri bir mesaj bırakmış mı? O mesajlaşma uygulamasından yazıyor insanlar. Bakıyorum ne var ne yok. Bu kadar. Ben onu sabit telefon gibi evde bırakıyorum. Üstümde radyasyon yayan bir şeyi ve her an izlenme şeyim var. Radyasyon yayıyorum ve kendime zarar. Cebimde gezdiriyorum radyoaktif bir şeyi. Bunun ileride ne olacağı belli değil. Kanser mi edecek, ne edecek bilmiyorum. Tamam etrafta bir sürü var ama ben de bir tanesini üstüne gezdirmeyeyim. Bu kafadayım mesela cep telefonuyla ilgili ve neden bu kadar ulaşılabilirim? Ya düşünsene abi sevgilin var. Arıyor. Kameralı görüntünü aç. Niye? Bulunduğun ortamda hatun var mı? Görmek istiyorum. Ya olsa ne olacak? Sen bana güvensene. Sen bana güvensene. Ne? Bir de o dakika başı onu mu şey yapacağım seninle filan?
manyak manyak şeyler getiriyor cep telefonu ve anında ulaşabiliyorlar. Niye ki? İnsanlar da genelde yadırgıyor işte. Abi bana ulaşamazsın. Telefonum var ama ulaşamazsın. Nasıl ulaşacağız? Yazarsın kardeşim. Mesaj yazarsın. Eklersin şeyden, sosyal medyadan. Akşamdan akşama bakıyorum. Ya da bana göre akşam ne zamansa mesela gece çalışıyorsam akşamım sabahın 8'i ise sabah 8'e 8'e bakıyorum demektir. Yani rahatlayıp gevşeyip oh bir kahve içeyim abi. Dediğim anda bakıyorum telefona. Ve işte sabit yurt dışına gitme ihtimali falan fistan ya da şeyim olmasa gerçekten tam böyle ağaç gibi böyle kök salmış bir şekilde sabit olsam sabit bir telefon edinip cep telefonu belki komple çöpe atacağım. Sevmiyorum abi. Bir bilgisayarı cebimde gezdirmeye ihtiyaç duymadım aslında. Bir teknoloji bağımlısı olarak her an internete girmeyi kendime uygun bulmuyorum. Her an internete girmeme gerek yok. Sokaktaysam gezmeliyim. İnternetin yeri laptop, masaüstü bilgisayar filandır. Evdeki çalışma odandır internetin yeri. Her an niye ulaşılabilsin bana? Şu filmdeki ajanlar gibi şey miyim abi? Ajan mıyım ben ne? Niye bana her an ulaşılabilsin ki? Bu kafadayım ben mesela. Ya ben bunu başlattım. Belki bu akım bana bakıp da birileri örnek alır ya da benim gibi insanlar çoğalır. Bir gün derler ki abi sabit telefona ve sabit internete dönelim. Hayatımızdan kablosuz wifi teknolojisini komple çıkaralım. Ve uydudan iletişim bilgilerini ana baz istasyonu gibi bir şeyler uydudan alsın. Mesela diyelim işte ve onu da hatta yasalaştıralım. Mesela diyelim Amerika'daki uydu iletişimini, haberleşme bilgisini. İşte diyelim bilmem ne ovası, geniş bir ovanın ortasına koyalım. O uyduyla haberleşen zımbırtıların da çevresine yapı koymayalım. Radyasyon sıfır. Sıfır olsun. Ondan sonrasını her şeyi kablolu yapalım. Bütün iletişimi, her şeyi TV'ye de bağlansan, internete de girsen, alo deyip telefon görüşmesi de yapsan alayını kablolu yapalım. Komple sıfır radyoaktivite, sıfır radyasyon yayma. Ne yani bir telefonu alıp da evin içinde elinde gezdirmek, bir laptopu öbür odadaki modeme bağlanmak falan için niye bu kadar radyasyon giriyor hayatımıza? Ve bu teknolojilerin hepsi yeni. 5G, 5G hepsini arttırıyorlar. Hani 2040'larda falan herkes kanser olmaya başladığı takdirde benim gibi insanlar çıkıp çözümü var abi. Minimuma indirirsin kablosuz iletişimi. Radyasyon yayan cihazların alayını bir dizginlersin. Her şeyi kablolu yaparsın. Kablolu çok güzel bir şekilde hayat yaşanır. Ama mesela ev telefonu yaptın. Onu cep telefonu ekranı gibi dokunmatik bir ekran. Akıllı bir şey. Mesajları tutsun vesaire falan filan. Hatta sosyal medyaya da bağlı. Akşam geldiğinde bakarsın abi kim bana bir şey demiş falan fistan. Müsait olduğunda iletişime geçersin falan. Belki bu kafaya geleceğiz 2040'larda. Bu akıllı telefon ne derler? Bağımlılığından kurtulacağız. İnternet bağımlılığından biraz kurtulacağız. İnternet dediğin evinde olur. Çalışma odanda filan olur. Yani yolda yürürken adam internete bakıyor ya. Anlıyor ya. Herifçioğlu bir yere giriyor. Amaç başka. Mesela ha, sinema. Sinemaya gidiyor adam çıkarıyor lap diye telefonu. Ekran bembeyaz abi. Bu kadar lan. Bu kadar bir şey bembeyaz parlıyor. Filme bakacağım ona bakacağım. Ne oluyor oğlum? Bakıyor. Tut tut tut. Mesaj geliyor. Piyum. Neymiş? Ne abi? Sanırsın herifçi oranı Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyi. Federal Rezerv Bank'ın genel şeyi, CEO'su müdürü bir şeyi ortağı. Oradan Amerikan hükümeti şey istiyor. Bütçe istiyor sanki herifçi oranı. Evet. 1 trilyon dolar basalım Amerikan hükümetine. Başkan imzalasın. Ne gerek var oğlum? Şeyin içinde yani sinemanın içinde cart diye çıkarıyor Arifçoğlu telefonu. Böyle. O bir tane sağ taraf tuşlusu bir tane değil. 3-4 tane daha sağ taraf tuşlusu oradan çıkarıyor. Zot. 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 Telefonda çıkıyor. Abi o zaman bir yerde başka bir yerde oturun. Sinemaya niye geldin ki? Ne gerek vardı? Aynı şey mesela okullarda da pekala vardı. Bey, adam öyle, hoca şey anlatıyor, ders anlatıyor. Çocuk zart diye telefonu çıkarıyor. Telefonu uğraşıyor. Yavrum evladım onu bırak bakayım. Çocuğa diyorsun ver bakayım o telefonu. Ders bitiminde alırsın. Hayır hocam. Vermem. Hayır.
Bu benim haklarıma aykırı. İnsanlığa aykırı. Popoma söyleyeceğim. Halime söyleyeceğim. Hayır. Hayır. Falan. Adamlar 40 tane veletle uğraşıyor akşama kadar. Evladım bir şey anlatıyoruz. Çocuğum o boku geri yerine koy. 2040'larda belki bu akıllı telefon bilmem ne Wi-Fi olarak herkesin internete bağlandığı falan dönemi aşacağız ve bu Matrix Resurrection ve benzeri filmler hani ne derler kült mü diyorlardı ne diyorlar? Gerçi kült ilk yapanlar anlamına mı geliyordu şeylerde gavurlarda? Neyse işte çok fantastik gelecek. Beğenecekler de. Böyle 2040'larda bakacaklar. Mesela şu ajanların birbirine böyle bakışları filan. Ajan Smith'le ilgili de fantastik bir diyalog geçiyor da filmde. onu söylemeyeceğim. Spoiler yok. Spoiler vermeyeyim. Ama yani hele ki ilk üçlemeyi izleyip dördüncüyü bu filmi izleyen insanlar mesela 2040'larda filan ne biçim filmmiş lan? Diyecekler ve şu an sizi gömecekler bir şekilde. Size diyecekler ki oğlum bunu alamamış be. Bunlar bildiğin sazan balığı sürüsüymüş. Hiçbir şey anlamamışlar abi. Öyle aylak aylak geziyorlarmış suyun içinde. Bir tane sazan balığı diyor. Hafız bunu beğenmeyelim. Gidiyor. Diğer sazan balıkların arkasına düşüyor. O beğenmemiş biz de beğenmeyelim. Demiş hepsi beğenmemiş. Aslında film bomba bir filmmiş. Çok hoş bomba bir filmmiş yani. Helal olsun adamlara falan diyecekler belki de. O yüzden arkadaşlar zaman gösterecek. Bence bu film güzel. Bence bu film gerçekten 10 numara 5 yıldızlı film. Gerçekten. Ha, dediğim gibi çok kişiselleştirmişler. Matrix'i o kadar seviyor ki kitlesi. Her biri ayrı bir kafadan. Ben çeksem daha iyi çekerdim bu filmi. Aa, kötü adam yok oğlum. Lelelelelele. Aa, çok kötü olmuş ya. İşte biri çıkıyor işte. Bok gibi hafız. İzlemeyin sakın filan. Lan oğlum bir sakin olun. Bir sakin olun ya. Kafanızı boşaltın. Kafanızı boşaltın. Birbirinize uymayın. Bu bir. İki. Hani ben çekseydim, ben yapsaydım değil. Bu filmi çeken birileri var işte. Bu filmi. O zaman bir sermaye toplayıp bugüne kadar Matrix'in isim hakkına vesaire filan o kim sahibiyse Warner Bros. Mı nedir oraya ulaşıp ben de işte 10 milyar dolar var kardeşim. Bunu devamını çekeceğim. Ver bana sadaklığını deseydiniz o zaman. Deseydiniz. O Keanu Reeves bilmem ne filan oyuncuların hepsine ulaşsaydınız. Şeyin Morpheus'u oynayan adamı oynatmamışlar. Söylememişler bile galiba. Yani bu ayıp bir şey bu arada. Ya 20 bilmem kaç sene önce çevirdiğim bir filmi oynayan emektar bir oyuncu var. Kavgalı falan değilsen o ayrı konu. Kavgalıysan tamam bir şey söylemezsin ama kavgalı falan değilsen bir rol bile vermesen Baba Sultan bu filmin devamını çekiyoruz. Gel çekim setinde falan izle istersen ama karışma. İzle ama bir ara sana bir kahvemizi iç bir sohbet edelim der çağırırsın. Adam haberin bile yoktu demiş. Bu ayıp bir şey. Bu ayıp. Yani adama haber verilmesi lazımdı bence. Ama oynatmak zorunda değiller. Ve onun rolünü genç bir karaktere verebilirlerdi. Bütün karakterleri yeni 20'lik 18'lik gençlere oynatabilirlerdi. Bu tamamen yönetmenin seçimi. Senaristin, yönetmenin seçimi tamamen. Hatta senarist bile yazar, yönetmene der ki arkadaş şu karakter şunu söyleyecek, bunu yapacak, bu kadar. Ver paramı benim, yüzde hakkımı ver, tamam. Hadi. Eyvallah. Çekerken alo da bir yerde takıldığın olursa ya sen bunu ne düşünmüştün bu yazarken diyor istersen şey yap. Geri kalan bütün inisiyatif yönetmene ait. İstediğini oynatır adam. Yönetmene ait. Hani bu şey değil yani. İlle de o da oynayacak. Bu da oynayacak. Yani dediğim gibi arkadaşlar spoiler vermemek için de kendimi zor tutuyorum. Dediğim gibi insanların eleştirilerine bakmayın. Kafanız boş bir şekilde gidin ve eski bir Matrix fanıysanız ben olsam şöyle çekerdim, ben olsam böyle yazardım, ben olsam şöyle yapardım demeyin. Film çıktı ve ortada kardeşim. Filmin ilk üçlemesi var ve dördüncü film. Ve bu bir Assassin's Creed, bir Call of Duty, bir Battlefield falan video oyunu değil. Her sene zırt pırt yenisi çıkan, her yıl bir posta filmin oyunun devamı yapılan tuttu havuz bir tane daha yapalım her yıl. Yeni oyun yapmaya gerek yok. Mesela Assassin's Creed Black Flag diye bir oyun vardır.
Bir de Assassin's Creed Rogue vardır. Onun daha hafif PlayStation 3'te falan çalışacak versiyonu gibi bir şeydir oyunun. Ubisoft'tu değil mi? Assassin's Creed'leri yaptıran firma. O firma o oyunları yaptı, bitti. Mesela Black Flag. Avız bu oyun çok iyi bir korsan, Karayip Korsanları oyunu olmuş. Şu Karayip Korsanları filminin isim hakkında bir görüşelim. Bu oyunun Assassin's Creed'i silelim isminden. Karayip Korsanları yapalım. Karakterlere de böyle elbise şeyleri giydirelim. Asset mi diyorlar, ne diyorlar o zımbırtıya? Hani karakterleri de Assassin's Creed'likten çıkaralım. Hatta oyunun konusunu da atalım. Sinematiklerini falan keselim oyunda. Denizde korsanların birbiriyle savaştığı filan, bilmem İspanyol donanmasından, İngiliz donanmasından kaçtığı filan, bir denizde geçen Karayip Korsanları oyunu diye piyasaya sürelim, 10 numara 5 yıldız olur diyebilirlerdi. Ama demiyorlar. Niye? Assassin's Creed çok tutuyor. Devam edelim. Sakalımızı almaya devam edelim buradan diye. Böyle bir şey değil mi Alex? Yani bu adamlar yaşlandı daha bir de. Mesela o Neo'yu oynayan Keanu Reeves filan. Bu adam belki yarın öbür gün ölecek. Böyle sanat eserinin bunların hepsi bir araya gelip de dakika başı yapmıyor. Her yıl yapmıyor. Elimizde bu var. İlk üçlemeyi izleyin. Üstüne bunu izleyin. Ondan sonra sakin bir şekilde ben çekseydim şöyle çekerdim böyle çekerdim demeyin. Filmi çeken çekmiş zaten. Sen öyle düşünüp de kendi zevkini boşuna baltalıyorsun. Ve başkaları beğenmedi diye de sen beğenmemek zorunda değilsin. İzle. Beğendiysen beğendin. Yaz bir yere. Canın istiyorsa. Beğenmediysen de beğenmedin. Yaz bir yere. Canın istiyorsa. Beğenmedim. Niye? Çünkü beğenmedim. Bu kadar. Bir sebep göstermek zorunda da değilsiniz. O yüzden arkadaşlar ben bayıldım. Çünkü boş bir kafayla izledim. Dolduruşuna gelmiyorum kimsenin. O beğenmemiş, bu beğenmemiş. Ben de beğenmemeliyim gibisinden bakmadım. Ve filmi ben çeksem öyle böyle çekerdim. İşte ilk film... Ha bir de şöyle bir şey var. İlk filmleri hatırlayıp durmanıza da gerek yok. İlk filmde böyle yapmışlardı. Burada niye böyle yapmadılar? Çünkü bu ilk film değil. Aradan bilmem kaç 20 sene geçmiş ve devam filmi çekiyorlar. İlk film değil. Bu kendi başına bir film. Bir sinema filmi. O yüzden boş bir kafayla izleyin arkadaşlar. Diğer beğenmeyenlerin dolduruşuna gelmeyin. Gidin izleyin. Bence izlemeye değer güzel bir film. Ben bayıldım. Ben bayıldım ve nadiren bunu söylerim. Düşünürüm ya da filmlerle ilgili. Hani üst üste üçüncü, dördüncü kez bile izlenebilir bu. Mesela Terminator 2 filmi bana göre üst üste böyle 5 senede bir izlenecek bir filmdir. Veya işte Cowboy filmi şey, iyi kötü çirkin vardır Cowboy filmi. Onu bir 5 senede bir aç izle baba. Çatır çatır aç izle abicim. Çayını, kahveni, kolanı, cipsini, bir şeyini bilmem neyini al yanına kardeşim. Çatır çatır aç izle. Böyle filmler vardı. Mesela Robocop. Aç izle abi. 5 senede bir aç izle. Böyle filmler vardır. Bu da öyle bir film. Bu da öyle bir film. Mesela işte benim ara sıra açıp izlediğim bir filmi daha söyleyeyim. Mesela Blade 1 filmi. Vampirli bir film. Bir ilk film ama. Çok beğenirim. Ara sıra aklıma gelir izlerim. Mesela pek adı duyulmamış bir filmdir. Zero Theorem. Sıfır teorisi. Christopher Walken'dı galiba adamın adı da ya. Öyle bir Fransız bir aktör var, şey var. Oyuncu var. Onun çevirdiği bir film. Onun başarılı olduğu film. O filmi de ben ara sıra açar izlerim. Yılda bir kere herhalde izliyorum o filmi. Yani bazı filmleri o kadar beğenirsin ki tekrar tekrar izlersin. Tekrar tekrar izlersin. Bu da öyle bir film olmuş. Bence. Bence. Hatta izleyenler tam şey yapamadılar. Kendi zihinlerine belki bu filmi yediremediler. İkinci, üçüncü, dördüncü izlemelerinde belki şey yapacaklardı. Bazı filmler de öyle değil. İlk izlediğinizde bir şey anlamazsınız. İkinci izlediğinizde falan tam anlamaya başlarsınız falan. Bence oyun şey film 10 numara 5 yıldız olmuş arkadaşlar. Bir ön yargıya falan kapılmadan ve kendinizi yönetmenin falan yerine koyup da affedersiniz yani ukalalık etmeden izleyin. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz o ayrı dava ama bence güzel.